Et denilince Korkuteli Et. Profesyonel kadrosu ile kendi entegre tesislerinde tüm hijyen şartlarına uygun olarak kesilen Korkuteli ve Elmalı yaylalarından aldığımız büyük ve küçükbaş hayvanlarımızın kekik kokulu etleriyle sofralarınıza geliyoruz. Saadet Partisi İlçe Başkanı Ziya Çimen, 23 Haziran'da yapılan İstanbul seçimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Evet, değerli dinleyiciler, gününüz hayırlı, geleceğiniz bereketli olsun inşallah. Korkuteli TV olarak da bu fırsatı verdiğinizden sizlere de teşekkür ediyoruz Korkuteli TV adına. Evet, konumuz 23 Haziran seçimleri galiba. Sorunuz oydu. Her şeyden önce milletimiz iradesini tecelli etmiştir. Milletin iradesi tecelli etmiştir. Sandıktan çıkan sonucu 82 milyona ülke insanına kardeşliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Yani. Şu andaki her zamankinden daha çok ülkenin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Evet, seçim sonuçları son dönemki mesajlar sevindirici. Hem İyi Parti Genel Başkanı, hem İstanbul AK Parti Belediye Başkanı Binal Yıldırım'ın, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın son seçim sonuçlarını, mesajları gerçekten ülke adına sevindirici, yani bizleri memnun eder. O iler nihayet devam eder diyerekten bunu bekliyoruz. Seçimlerin yenilenmesi, zarf içerisinden 4 tane oy pusulasının bir tanesi geçersiz sayılmasını seçmen kabul görmedi, yani seçmen tarafından kabul görmedi, yani bunun altını çizelim. Onun için siyaset dili ötekileştirme, kutuplaştırma, ayrıştırma üzerinden bu kullanılan dil de seçmen tarafından bu da kabul görmedi. Yani bu gün artık kazananı da kaybedeni de 82 milyon adına hepimizin ders çıkarma zamanı, sonuçlar İstanbul için, ülkemiz için, insanlık için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Tabii şu anda gelelim asıl meseleye. Biz 31 Mart'ta da bunu seçim gezilerinde, çalışmalarında gördük. Ülke insanının derdi gerçekten seçim değil, geçim. Onun için 23 Haziran tabii biraz dikkatli o seçmeni, halkımız o tarafa odakladı ama maalesef şimdi yapılacak olan beklenen iktidar ve muhalefetin bir araya gelip ülke sorunları üzerinde çözüm üretip çare bulmalarından başka çare yoktur. Yani şu andaki ülke insanının gerçekten yani kısacası çiftçimiz, ondan sonra işçimiz, memurumuz, esnafımız gerçekten bir geçim sıkıntısı içerisinde, bir ekonomik darboğazı içerisinde. Bunların ele alınıp bilhassa bunlar çözüm getirilmesi lazım. Ondan sonra ikinci sorun şu anda ülkenin işsizlik sorunu. Mesela 2018 yılında 3.409.000 olan işsiz sayısı bu yıl 1.259.000 artarak 4.668.000'e ulaşmıştır. Yani bu gerçekten ürkütücü bir rakam. Onun için yani üretimlerin durmasıyla ihracat ve ithalat daki arası gittikçe açılmıştır. İç ve dış borç has safhaya ulaşmıştır. Bunun yanında yani birden 23 Haziran'dan dış politikaya şey yaptık ama tabii bu da ülkemizin sorunlarından bir tanesi. İşte içerideki işsizlik sorunu, ekonomik sıkıntı, ondan sonra iç ve dış borç sıkıntıları dururken aynı zamanda bir de ülkeyi genelini ilgilendiren dış politikada yapılan şu andaki Rusya'dan pazarlıkları yapılan, anlaşması yapılan S-400 füzelerini, ondan sonra Amerika ile yapılan bir takım
bedelin ödenmesine rağmen F-35 uçaklarının şu anda Amerika'nın dayatması gerçekten ülke için bayağı bir sıkıntı. Şu anda iktidar ve muhalefetin her şeyi seçimleri bir tarafa bırakacak, kavgayı, gürültüyü, takım şeyler bırakacak. Şu andaki hem ülkenin iç ve dış sorunlarını beraber çözüm yollarını arayacaklar. Ben tekrar bu yapılan son 23 Haziran seçimleri hem İstanbul ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Yani son söz her zamankinden daha çok yani kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğe ihtiyacı var. O kutuplaşmaları, ondan sonra bir takım polemikleri bir tarafa bırakıp şu anda birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmek adına bu bizim şu andaki iktidar ve muhalefetten beklentilerimiz şu ülkenin içinde bulunduğu sorunları en kısa zamanda masaya yatırıp ona çözüm üretmesidir. Ben size bu Korkut Veli TV olaraktan hem şahsım hem teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Sizlerin de çalışmasına başarılar diliyorum. Tekrar halkınıza hayırlı günler diliyorum. Et denilince Korkut Veli Et. Profesyonel kadrosu ile kendi entegre tesislerinde tüm hijyen şartlarına uygun olarak kesilen Korkut Veli ve Elmalı yaylalarından aldığımız büyük ve küçük baş hayvanlarımızın kekik kokulu etleriyle sofralarınıza geliyoruz.